Engin Yurt'tan Erdoğan'a, ahlaksız, namussuz arıyorsan çadır satanlara bak. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt, depremzedeler soğuk havada sokaklarda hayatta kalmaya çalışırken yardım etmek yerine çadır satan Kızılay'a, Erdoğan'ın yurttaşlara ettiği hakaretleri hatırlatarak tepki gösterdi. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremzedelere destekte yetersiz kalan Kızılay'ın deprem sonrasında parayla çadır sattığı ortaya çıktı. Afette yurttaşlara yardım etmesi gereken Kızılay'ın stokundaki çadırları ahbapa satması tek skandal olmadı. Depremzedelerin de bölgede ilaç hizmeti verebilmek için kullanacakları çadır için kuruma çadır başına 140 bin lira verdikleri de öğrenildi. Skandala bir tepki de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan geldi. Kızılay'ın görevini hatırlatan Enginyurt, AKP'li Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Eğer ahlaksız, namussuz arıyorsan çadır satanlara bak" sözleriyle yanıt verdi. Erdoğan, Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığı eleştirilerine "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi, Kızılay nerede?" diyor. "Be ahlaksız, be namussuz, be adi. Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" sözleriyle yanıt vermişti. Enginyurt, sen ticaret mi yapıyorsun? Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un açıklaması şöyle oldu: 3 gündür Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile deprem bölgesindeyiz. Maraş'tayız, Antep'teyiz, Hatay'dayız, Osmaniye'deyiz. Depremzedeler, insanlarımız 15 kişi, 20 kişi bir çadırda çadır bekliyor. Hala çadırı olmayan insanlarımız var, soğuktan donuyorlar. Devletten çadır istiyorlar. Ama görüyoruz ki milletten yardım toplayarak çadır dağıtması gereken Kızılay çadırları satmış. Yazıklar olsun. Hem de kime satmış? Akbaba dedikleri, para toplamasına kızdıkları, bunlar nereden çıktı dedikleri ahbaba satmışlar. Bedava çadır dağıtması gereken, halka çadır dağıtması gereken, soğuktan üşüyen insanlara sahip çıkması gereken Kızılay çadır satmış. Ey Kızılay, sen şirket misin? Sen ticaret mi yapıyorsun? Sen hayır kurumu musun? Kerem Kınık, yazıklar olsun. Kızılay görevlileri derhal istifa edin. Hükümet, eğer ahlaksız, namussuz arıyorsan çadır satanlara bak. Diğer yandan, Kızılay Başkanı'ndan çadır açıklaması. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Maraş merkezli depremlerin ardından ahbapa çadır sattıkları haberine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada satışı doğruladı ve şöyle dedi: "Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir. Öncelikle Kızılay'ın tam çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder. Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktarır, Kızılay'da afetler için gerekli olan çadır vesaire insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır. Aldığımız parayı ham madde için ayırdık. Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay çadırdan maliyetine tedarik ederek, AFAD'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur. Kızılay Çadır Tekstil AŞ'te Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır ham madde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. İşbirliğimize akılcı ve yasaldır. Kızılay Çadır Tekstil AŞ gerek günlük 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini AFAD'a teslim etmiş ve tesislerinde AFAD için imalata kesintisiz devam etmektedir. Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır.